Hayırlı akşamlar diliyoruz sevgili Sinop Sıcak Haber takipçilerimiz. Bugün burada sizlere neredeyiz biz? Önce yerimizi söyleyelim. Heyecandan ben de şaşırdım. Bakkalköy'deyiz. Siyat Ataşehir Şubesi'ndeyiz. Ve burada çok değerli bir misafirimiz var. Çok uzaklardan gelen. Asiller Genel Başkanı Sayın Kenan Güllü Bey. Çok uzaklardan geldi. Sağ olsunlar, röportajımızı da kırmayıp kabul ettiler. Sayın Başkanım, hoş geldiniz diyorum öncelikle. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Burada sizin şahsınızda bütün Türk basınının güzide temsillerine en kalbi duygularımla selamlıyorum. Üstün başarılar diliyorum. Teşekkür ederim Başkanım. Başkanım, İstanbul'a sebebi ziyaretinizi öğrenebilir miyiz? İstanbul'a sebebi ziyaretimiz hayırlı bir ziyaret. Ama tabii ki ondan önce İstanbul bizim Sinop Dernekçiliğinin piri, Sinop Dernekçiliğinin çıkış noktası, hemşeri dernekçiliğinin kaynaşmasının, birlikte olmanın, bir olmanın ve birlikte paylaşım yapmanın en önemli noktası biz çocukluğumuzdan beridir. Büyüklerimizden bu algıyla büyüdük, bu şekilde yetiştik ve böyle de devam ediyoruz. İkincisi tabii ki sebebi ziyaretimizin hayırlı, ikinci hayırlı olan kısmı da 11-14 Mayıs 2017 tarihleri arasında haftaya Perşembe saat 15.30'da resmi açılışının yapılacağı Mutluluğun Başkenti, Türkiye'nin Başkenti buluşması Sinop Tanıtım Günleri için büyüklerimize, federasyonlarımıza, sivil toplum kuruluşlarına, iş dünyasına ve siyasi değerlerimize, Türk basının gücü de temsilcilerine davetiye vermek için ziyaret gerçekleştirdik. Günübirlik bir ziyaret oldu. Ankara'da hummalı bir çalışma var. Yönetimin bir kısmı Sinop'ta şu anda Kadın Kolları Başkanlığı düzeyinde, bir kısmı Ankara Atatürk Kültür Merkezi'nde, bir kısmı işte yol arkadaşlarımız da buradayız, bir kısmı da altyapıyla uğraşıyor. Bu çok güzel bir proje, güzel bir proje. Sinop Belediye'miz, Amiral Kaptanımız Sayın Sinop Belediye, Sinop Valimiz Sayın Hasan İpek'in Amiral Kaptanlığında, Vizyoner Belediye Başkanımız Sayın Baki Ergül'ün katkılarıyla bütün belediyelerimiz, kaymakamlarımız, İl Kültür Müdürlüğümüz, Kültür Müdürlüklerimiz, Sinop Ticaret Odası, Sinop Üniversitemiz, Sinop Sporumuz, İstanbul'daki federasyonlarımız, İstanbul'daki Sinop Sporumuz, İstanbul'daki bütün sivil toplum kuruluşları, İstanbul'da dernekçiliğin piri olan SİAD'ımız ve SİAD'ımızın bütün şubeleri, Türk basının güzide temsilleri, gurur duyduğumuz gerçekten değerli olan üstadlarımızla birlikte, yol arkadaşlarımızla birlikte inşallah Ankara'da Sinop'umuzu en güzel şekilde misafir edeceğiz ama Sinop'ları Ankara'da ev sahibi olarak karşılayacağız. Çünkü biz Sinop'umuzun Ankara'da bekçileriyiz, Sinop'un Ankara'da hizmetkarıyız. Esas Türkiye Cumhuriyeti başkentine sizler gelirken, Sinop'lular gelirken ev sahibi olarak gelecekler. Çünkü Türkiye'nin başkenti misafirlik değil, ev sahibi olarak gelinir. Biz sizlerin bekçileriyiz. Bu şekilde çalışmalar var. 90 gün önce Sayın Valimize, Amiral Kaptanım Hasan İpek'e gittiğimiz zaman projeyi verdik. Ülke maalesef böyle bir çalkantılı dönemden geçiyor ama çok şükür ki her şey güzel, her şey de güzel olacak. Bu şekilde işte 23 gün kala hummalı bir çalışmaya girdik. Hani çok misafir ağırladı Sinop'umuz. Fazla odaklanamadık bu konuya. Ama el birliğiyle gerek Sayın Valimiz, gerek Kültür Müdürümüz, genel müdürlüklerimiz, kaymakamlarımız, belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşları ve sevdası Sinop davası Türkiye olanların adresi, projenin mimarı, projenin hayal projemizin, rüya projemizin, tanıtım projesinin mimarı Asiller ailesi ve bütün gönül dostlarıyla birlikte bu güzel tanıtımı yapmak istiyoruz. Sinop'umuz gerçekten güzel. Sinop'umuz mutlu şehir, mutluluğun başkenti. Türkiye'nin başkentinde niye tanıtacağız? İşte yol arkadaşlarımızla birlikte şöyle bir düşünce oldu. Sinop'umuzun neyi eksik? Sinop'umuzun her şeyi var. İşte mutlu şehir, yani trafik lambası olmayan, her şeyi olan bir şey. Ama Sinop'umuzun bir eksiği var ve tanıtım eksiği var. Biz dünyada Sinop'umuzun marka olmasını, Sinop'umuzun dünyaya marka olarak tanınmasını ve marka şehirler arasında olması için sivil toplum kuruluşu olarak,
devletimizin yanında milletimizin hizmetkarı olmak için var gücüyle çalışan Asidar ailesi olarak bu gönül deryasında bir damla olmak için bu yola baş koyduk. Bu yolun sivil toplum kuruluşu ayağının mihenk taşıyız ama tabii ki bütün dostlarla, gönlü güzel bütün değerlerle bunu yapmaya çalışıyoruz. Bu kadar şimdi söyleyeceklerim. Teşekkür ediyorum başkanım. Teşekkür ediyorum. Biz de biliyoruz ki, inanıyoruz ki sizin bunu çok güzel bir başarıyla, rekor kırarak İnşallah. Muhteşem bir Ankara çıkartması yapacaksınız. İnşallah. Tamamen Sinoplular Ankara'da buluşacaklar. İstanbul'uyla, Ankara'sıyla, İzmir'iyle, yurt dışından gelenleriyle. İlk defa yapıyorsunuz ama inanın çok evet. Güzel olacak. Buna inanıyorum. Çok teşekkür ederiz. Burada bir nacizane bir açılım yapmak isterim. 18 Mart 2015 tarihinde kuruldu Ankara Sinoplular Derneğimiz. Bugüne kadar 100 tane etkinlik yaptık. Sosyal ve kültürel anlamda devletimizin yanında milletimizin hizmetkarı ve memleketimizin tanıtım kültürelçisi olmaya çalıştık. Bu ama çok daha bir farklı bir proje, çok daha büyük bir proje. 2 yıllık derneğin gerçekten zorlanacağı bir proje ama samimiyet olunca Allah'ın izniyle önce Allah sonra sizler sayesinde, büyüklerimiz sayesinde başta şunu da belirtmeliyim ki gerçekten bizim için Sinop kadroları bulunmaz kadrolar. Evet zamanında çok hizmet almıştır. Zamanında çok güzel değerlerimiz, siyasi değerlerimiz, büyüklerimiz vardır ama şu anda gerek Bakan Yardımcısı Sayın Mehmet Ersoy ve gönüllerin insanı, gönüllerin değerleri, vekillerimiz Sayın Nazım Mavis, Sayın Barış Karadeniz, Grup Başkan Vekili Sinoplu kökenli Sayın Engin Altay, yine Sinoplu İstanbul Milletvekilimiz Sayın Şirin Ünal ve bütün siyasi değerlerimizle, bürokrasimizle, yani aydınlık dünyamızın güzel insanlarıyla bu derneğin 2 yıllık eksiğini değil, tam tersi 20 yıllık bir değerli böyle tecrübeli dernek olmasını sağlıyorlar. Çünkü onlar bizim gerçekten büyüğümüz, hem siyasi büyüğümüz, hem kanaat önderimiz, hem abilerimiz. Yani derneğimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Bu sefer de yalnız bırakmayacaklar. Biz de onlara layık olmak için var gücüyle çalışan bu asil yüreklerle, asiller ailesi hem sizlere hem de memleketimize layık olmak için çalışmaktadır. Bu vesileyle tekrar hem Türk basının gücü de temsilcileri ve özellikle gerçekten Son An gazetesi muhabiri, Sinop Sıcak Haber muhabiri, Türk kadınının ve özellikle Sinop kadınının iftiharı Halime Şahin kardeşime bu röportaj için, bu imkanı bize verdiği için çok teşekkür ediyoruz. Ve söylüyorum ki dünyayı kadınlar kurtarır. Teşekkür ederim. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz başkanım. Bu sözün üstüne daha ne denir bilmiyorum. Sağ olun. Gerçekten her zaman diyorum lider çok önemli. Seçeceğiniz kişiler çok önemli. Hani etki tepki meselesi. Sizde bu azim olduğu sürece 2 yılda değil 10 yılda yapılmayanları yaparsınız. İnşallah. Yapacağınızı da inanıyoruz. Sağ olun. Kadınlara ve çocuklara ne kadar değer verdiğinizi de biliyoruz. Evet. Özellikle dernekte. Evet. Gerçekten bu da sizi daha çok başarılı kılacak. Sağ olun. Çok Allah yolunuzu açık etsin Amin. Diyorum. İnşallah. Amin. Rekor kıracaksınız. İnşallah, inşallah. Ankara, Sinop'u Ankara'da güzelce temsil edeceğinize de inanıyorum. Tebessüm rekoru kıracağız. Evet, kıracağız rekoru kesinlikle. Kıracağız. İnşallah muhteşem bir şey olacak. İnşallah, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. Hayırlı günler diliyoruz sevgili takipçilerimiz.